İyi akşamlar. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Neredeyse yarıya yakını tanıdık olan bir ortam. Dolayısıyla aile arasındayız. Hiçbir problem yok o anlamda. Çok eskiden beri görmediğimiz arkadaşlarımızı da gördük. Muhasebe Uzmanları Derneği'ne teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Aslında çok sevimsiz bir konuyu konuşacağız. 81 milyon insanı ilgilendiriyor. Ama ben bugün anlatırken çok sizi rakama boğmayacağım. Gayet renkli geçeceğine inanıyorum. Şimdi tabii biz Muhasebe Uzmanları Derneği ekonomik kriz, memleket nasıl etkilenecek, mesleğimiz nasıl etkilenecek deniyor. Herkes değişik bilimsel platformlarda krizden bahsediliyor ama örneğin televizyonlara diyorlar ki ekonomik kriz lafını asla kullanmayacaksınız. Veya ekonomik kriz yok memlekette diyor Adalet Bakanı. Psikolojik her şey diyor. Şimdi buradan şöyle bir sonuca varıyoruz. Ya bu memlekette ekonomik kriz falan olmadığına göre psikolojisi bozulanların krizi olarak sunmak gerekiyor. Terminolojide anlaşamıyoruz bir kere. Yani bu özellikle biliyorsunuz iktidar ülkede ekonomik kriz olduğunu kabul etmiyor. Kriz mriz yok diyor. Ama buna rağmen yaptığı şeylere bakıyorsunuz, yapmaya çalıştığı şeylere baktığınızda aslında bir şeyler var olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bayram değil, seyran değil, ihracat bedeli dövizi ülkeye getirmek serbestken birden 6 ay boyunca getireceksin. Şimdi bunlarla ilgili ben çok da yazı yazdığım için şu anda çok ciddi bir dönemden geçiyor ülke maalesef. Yeni bir sisteme geçtik, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi. Yeni bir yapılanma var. Birçok koltuk birçok insan tarafından dolduruluyor ama sadece dolduruluyor diye düşünüyorum. Gerçekten de vasatlığın kurumsal hale geldiği, iş bilmeyen bu kadar adamın bir araya geldiği başka bir dönem ben görmedim. Yani ben 52 yaşındayım. Benden daha yaşlı olanlar var, görmüş olanlar olabilir. Gerçekten bir şey yaparken bunu niye yaptığınızın cevabını verebilecek bir, ya kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarında modunda gidiyor memlekette işler. Şimdi böyle bir düzenleme yapıldı biliyorsunuz ihracat bedeli dövizlerle ilgili. Yani şu insanlar şunu zannediyor. Türkiye'de 156 milyar dolar ihracat var. Bu bedelin tamamının Türkiye'ye döviz olarak geldiğini zannediyor. Oysa ki Türkiye'den her 100 liralık ihracat yapabilmek için 72 liralık ithalat yapmak zorunda olduğunu bilse bu kararı veren adamlar hiç böyle bir şeye kalkışmazlar. Ya olacak bir şey değil yani. Türkiye'de bir otomobil ihraç ederken 100 euro kazanıldığını bilse insanlar ya buna ne gerek var biz ne insanları korkutuyoruz denir. Ama maalesef bu tür şeyler yapılıyor. Yine biliyorsunuz kur artışları nedeniyle sözleşmelerin TL'ye dönüşmesiyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Sonra Hazine Maliye Bakanlığı işte cumartesi de bir tebliğ çıktı. Ben size bu konulara girmeyeceğim ama konuya burada böyle bir giriş yapayım istedim. Sonuçta şuna kaldı sözleşmelerin TL'ye dönüşme olayı. Alışveriş merkezlerinde kiracıysanız ya da mülkünüz varsa sadece sizi kapsar hale getirin. Her sektör temsilcisi gitti. Haklı olarak araç kiralama şirketi sahipleri bakanlığa gittiler dediler ki kardeşim bizim borcumuz döviz. Benim borcum dövizken ben nasıl oluyordu TL bunu kiraya verebilirim? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlış. Ha öyle miydi biz bilmiyorduk düzeltildi şimdi olaylar. Bu neden oldu? İstanbul'da 3 tane alışveriş merkezinde bazı dükkanlar açılmadı. Bunları başka yerlere sirayet edeceği, hiç öngörülemeyen noktalara gideceği korkusuyla yapılmış bir düzenlemedir. Ama maalesef işte hepimizi de meşgul etti. Gerçi bize de konu çıkıyor. Yani ne yapalım yapacak da çok fazla bir şey yok memlekette üretim anlamında. Şimdi arkadaşlar tabii bir ülkede kriz var mı yok mu? Birileri diyor ki kriz yok kardeşim sizin psikolojiniz bozuk. Ama bakıyoruz ki Konkordato talebi 3000'i geçmiş. İnsanlar geçen 3 gün önce Bursa'dan bir gazeteden okumuş beni. Geldi bir tane hanımefendi. 2 milyon cirosu var.
2 milyon. Borcuna bakıyorum, ayda 90 bin lira ödemesi var leasing dahil. Toplam borcu 2,5 milyon. Ya dedim ki siz bu kadar küçük bir şey için konkordatoya ne gerek var? Zaten masraflı bir iş. Ödeyemiyor musunuz bunu? Ödeyemiyoruz, iş yok. Yani şu andaki en önemli problem nakit akışı arkadaşlar. Para. Dolayısıyla borçlarınızı ödeyemiyorsunuz. Bugün biliyorsunuz Bankalar Birliği bir ilke kararı aldı bankalara tavsiye niteliğinde. 6 ay boyunca ana parayı almayın ve borçları yapılandırın anlamında. Bunu belki kamu bankalarına uydurabilirsiniz ama özel bankalar buna uyar mı uymaz mı onu hep beraber göreceğiz. Şimdi bir ülkede kriz var mı yok mu? Nereye bakacağız biz? Biz niçin bu noktaya geldik? Şöyle bir bakmamız lazım. Buna bakarken de 2002'den bugüne bakalım. 16 yıllık bir geçmişe şöyle bir bakalım arkadaşlar hep beraber. Burada hepimiz aynı dilden konuştuğumuz için işimin çok kolay olduğunu düşünüyorum. Şimdi 2002'de Türk vatandaşlarını yani sizin benim bankacılık sistemine olan borcumuz, işte taşıt kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisi adı altında 4.4 milyar dolarmış. 2002 yılının sonunda 4.4 milyar dolar. Şimdi bu rakam kaç lira diye baktığımızda 31.12.2017 itibariyle 88.1 milyar dolar. Yani müthiş bir borçluk var. Bu 88.1 milyar dolar 26 milyon vatandaşa aittir arkadaşlar. Şimdi vatandaş parayı ucuz bulmuş borçlanmış. Borçlanmasaydı. Yani 16 yılda bu noktaya gelmişti. Gelelim özel sektöre. Özel sektör ne yapmış? 2002'de şirketlerin arkadaşlar, özel şirketlerin bankacılık sistemine olan borcu 37.5 milyar dolarmış 2002 yılında. Bu rakam şu anda 330.1 milyar dolar. Bu 330.1 milyar dolar aslında 2009 yılında bu rakam 89'lardayken 2009 yılında hükümet bir düzenleme yapıyor. Diyor ki döviz geliri olmayan da dövizle borçlanabilir. 2009 yılından sonra bu 89'luk rakam şu anda 330.1 milyar dolara çıkmış durumda. Yani ve 2003 ile 2018 yılları arasında biliyorsunuz işte düşük enflasyon, yüksek cari açık sonucunda da Türkiye bu 16 yılda tam 580 milyar dolar cari açık verdi. 580 milyar dolar cari açık vermek ne demek? 580 milyar dolar dış krediye ihtiyaç duyuyorsun demek. Şimdi borcu şu anda özel sektörün dış borcu 367.6 milyar dolar, devletin 89.4 milyar dolar arkadaşlar. Şimdi bizim biliyorsunuz Türkiye aslında 2014 yılından bu yana ekonomideki verilerin bozulmaya başladığını görüyoruz. Dünyada sıcak paranın maliyetinin yükselmesiyle beraber para bulmakta güçlük çeken, sıcak parayla ülkeyi döndürmeye çalışan Türkiye'nin zorlandığını görüyoruz. Şimdi bizim makro göstergeler anlamında baktığımızda gayri safi yurt içi hasılamıza bakıyoruz. 2014'te 934 milyar dolarmış. 2017'nin sonunda 851 milyar dolar olmuş. Bir düşüş var. Ama kişi başına gayri safi milli hasılamız 12 bin dolarmış 2014'te. Şimdi bu 2017'de 10.500 dolara inmiş. Biliyorsunuz bu ülkelerin risk primi var. Kredi default sistem. Yani ülke batıyor mu batmıyor mu sizin tahvillerinizle nasıl algılandığına bakılıyor. 500 puanın üstündeyse o ülkenin de tahvilleri çöp hükmündedir. Bir ara 1,5 ay önce şu doların 7 noktada üstlere çıktığı dönemde 560'ları bulmuştu. Şu anda bizim risk primimiz baz puan olarak 2014'te 184'müş. 2017'nin sonunda 165. Şu anda da 2018 itibariyle 404. Yani çok yüksek. İflasa yakın ülke konumundayız maalesef. Şimdi enflasyona bakalım. Yurt içi üfe 2014'te 6.36'ymış. Şu anda 2018 yılı ilk
Eylül ayı dahil 46.15. TÜFE'ye bakıyoruz. 8.17'ler 24.52 olmuş. Gösterge tahvil faizine bakalım arkadaşlar. Bu da çok önemli. 2014'te %8'miş, şu anda %26'ya çıkmış. Ve işsizlik oranına bakıyoruz. Nedense işsizlik oranımız hep sabit, yerinde saymış. Gerçi isterse yerinde saymasın, biliyorsunuz. Gerçeği açıklarsanız hemen adamı görevden alıveriyorlar. Ve borçlar, ihracata bakıyoruz. 2014 yılında 168'miş ihracatımız. Şu anda 165 2017 itibariyle. Bu ihracatla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Geçen yıl 232 milyar dolarlık bizim ithalatımız var arkadaşlar. 157 milyar dolarlık da ihracatımız var. Ama ara malı ithalatımız ne kadar biliyor musunuz? 172 milyar dolar. Yani bizim ihracatımız ara malı ithalatını bile karşılamıyor. Şimdi bütün bu verilerde şunu görüyoruz. Borçlanmışız. Borç aldığımız paraları harcamışız. Büyüme rakamları yüksek çıkmış. Ekonomi aşırı dövize, dolara, euroya bağımlı hale gelmiş. Çünkü borç durumdasınız. Üretemeyen bir ekonominiz var. İhracatla ilgili bizim ihracat birim değerimiz 1.1 euro, Alman'ınki 6 euro. Biz bir konteyner malla bir tane iPhone alamıyoruz. Yani yüksek teknoloji üretemediğiniz için ihracattan da para kazanamıyorsunuz. Yani katma değer yaratan, para kazanabileceğimiz bir ihracatta söz konusu. Biraz önce söyledim. Yani bir araç ihraç etti diyelim Tofaş buradan veya Renault gönderdi. 100 euro kazanabiliyorsunuz. Yani bir tane araç başına. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi işsizlik yerinde duruyor. Ama biliyorsunuz bu işsizlik rakamı aslında %10'lar seviyesinde değil, %20'ler seviyesinde. 2 milyon 300 bin kişi var. Bunlar iş bulmaktan umudunu kestiği için iş aramıyor. Bunu rakamdan çıkartıyor artık. İstihdama katmadığı için bu rakamlar bu kadar düşük çıkıyor. Her 3 üniversite mezunundan birinin işsiz olduğu bir ekonomiden bahsediyoruz. Gelinen noktada enflasyonun yükseldiği, faizlerin yükseldiği, üretimin azaldığı, firmaların konkordato ya da iflas taleplerinin arttığı, enflasyon nedeniyle artık kişilerin fakirleştiği, satın alma gücünün azaldığı bir dönemdeyiz. Şimdi bu kadar borçlu bir ekonomi ve temel sorun, biraz önce de söyledim, nakit sorunu var. Biliyorsunuz 250 milyar KGF verildi 2 yıl önce firmalara %90 hazine kefaletiyle. Bu biraz bir rahatlama sağladı. Daha sonraki süreçte 15 Temmuz olayları, ondan sonra yaşanan süreçlerde bir araya getirildi. Şu anda da en önemli problem, yani Türk bizim firmalarımızın yaşadığı, Türk ekonomisinin yaşadığı en önemli konu nakit akışını yönetememek ve borçları vadesinde ödeyememek. Şimdi bir kredi alıyorsunuz, bu krediyi aylık 10 bin lira olarak ödeyeceğinizi varsayarak borçlanıyorsunuz 36 ay, 48 ay neyse. Ama artık o krediyi ödeyecek para kazanamamaya başlıyorsunuz. Alacaklarınızı tahsil edemiyorsunuz ya da bir kısım alacaklarınızı batırıyorsunuz. Şu anda konkordato talep eden 3000 firma, aslında 3000 küçük bir rakam gibi gelebilir 684 bin kurumlar vergisi mükellefi olan bir ülkede. Ama öyle değil. Her firma 500 firmadır. Bunun mal aldığı, mal sattığı firmaları dikkate aldığınızda birçok işletmeyi ilgilendiriyor. Burada ekonominin, biliyorsunuz bir yeni ekonomi programı açıklandı. Yarın enflasyonla mücadele programı açıklanacak. Ben yarın basın toplantısından önce söyleyeyim ne yapacaklarını. Perşembe, cuma günü bir sürü firmaları aradılar. Örneğin siz mobilyacısınız. Fatih Bey, dediler ki yarın bize salı günü toplantıya geleceksin.
%15'ten asgari %15 olmak üzere ürünlerinde indirim yaptığını açıklayacaksın. Bize destek olacaksın dediler. Yarın 150-200 milyon bu tür bir açıklaması var. Enflasyonla mücadele programı böyle başlayacak yarın. Yani çok şanssız bir ülkeyiz. Tabii biz faiz sonuç mudur, neden midir? Çok böyle çok teknik tartışmalar yapıyoruz gereksiz yere. Hiç olmayan yani. Ben Türkiye ile ilgili dünyada çıkan makaleleri de taramaya çalışıyorum. Bizle ilgili söyledikleri şey şu adamlar. Türkiye gerçeğe karşı savaşıyor diyorlar. Gerçeğe karşı savaşan bir ülke var konumuzda. Şimdi tabi biliyorsunuz faiz artırımları oldu. Faize karşıyız, faizi artırmıyoruz dendi. Sonra artırılmak durumunda kalındı. Bundan sonraki süreçle ilgili olarak ben şunu IMF'ye gidilmeyeceği açıklandı. McKinsey anlaşması iptal oldu. Sonuçta biz bize yeteceğiz, bir çözüm bulacağız. Nasıl çözüm bulacağız? Noktasına doğru ağır ağır gitmemiz gerekiyor. Şu anda tabii biz meslek mensubuyuz. Biz firmalara danışmanlık yapıyoruz. Kriz olmayan bir ülkede her yıl yeniden yapılandırma yasası çıkmaz. Değil mi? İnsanların psikolojisi bozuk olunca ilk önce vergi ödememeye başlamıyorsa biliyorsunuz işte 6736 sonra 7143 geldi. 3 yılda bir çıkıyordu. Artık o da bozuldu. Yani onu da tutturamaz oldu. Her yıl çıkmaya başladı. Ödenemeyen vergi borçları, SGK borçları çok yüksek seviyelerde. Bütçe açığı geçen yıla göre 2 kat arttı. 50 milyar oldu ilk 8 ayda. 2 seçim geçirdik. Kontrolsüz harcamalar ve sonuçta gelinen noktada yabancılar deniyor ki, diyorlar ki Türkiye'nin yakın bir zamanda emekli maaşını ödemeyeceğiyle ilgili tereddütlerini ortaya koyuyorlar. Şimdi bizim Türk ekonomisinin, yani Türkiye'yi yönetenlerin artık aklını başına alması gerekiyor. Biz hastalığını kabul etmeyen hasta pozisyonundayız. Ya biz bir rahatsızlık var. Bu kadar rakamı ortaya koyduk. Bu da gözüküyor. Buna önlem almak yerine kabul etmemeyi tercih ediyoruz. Bunun sonucunda ne olacak? 81 milyon ülkenin iflas etmesi söz konusu olamaz. Vatandaş, sizler, bizler iflas edeceğiz. Yoksullukta buluşacağız. Şimdi şirketler tabii ki biliyorsunuz bir ödeme planı yapıyorlar. Mali müşavir, yeminli mali müşavir, denetim ücretlerini herhalde ilk 15'ten sonraki sıralara yazıyorlar. Bu dönemde çok ciddi bir işten çıkartma olacağını tahmin ediyorum ben. Tahmin etmiyorum. Başladı zaten bu süreç. Büyük bir işsizliğin olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız bir şey. Yani biz 94'ü gördük, 2001'i gördük ama hiç böylesini görmediğimizi düşünüyorum. Bilemiyorum, siz belki farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ciddi bir işsizlikle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Kapanan iş yerleri olacak, işlerini kaybeden insanlar olacak. Bankalar, borçlar ödenemeyecek, bankalar takip yapacak, bir şey alamayacak. Onlar çok bir problem değil o anlamda. Ama tekrar başa dönmüş olacağız. Yani 20 yıldır işte biliyorsunuz biz 17 yılda inşaat sektörüne 630 milyar doları gömdük. Çok güzel lüks binalar oldu ama tekrar böyle taş devrine başa döneceğiz. Öyle anlaşılıyor. Bugün ben gazetede Konkordato ilan edenler listesini taramıştım. Orada %75'ten fazlası inşaat sektörüne ilgilendiriyor arkadaşlar. İşte yapı malzemeleri var, hırdavatçılar var. Niye böyle oldu diye baktığımızda da işte konut stoğu fazlalaşmış. Artık kredi, ipotekli konut kredisi bankalar daralmaya başlamış. Vatandaşlar %25 enflasyon olan bir yerde artık kimse konut almak istemiyor. Bir de geleceğe ilişkin beklentilerin çok bozuk olmasının da etkisi var. Aslında bu işler biraz da moral işi. Ben hep şunu bekledim. Otursun, birileri otursun şuraya masaya, bütün kameraları da çağırsın. Kardeşim, ben
Cumhurbaşkanı olsaydım öyle yapardım. Biz bu ülke krizlere alışıktır. Biz parayı bol bulduk. Aldık hepimiz borçlandık. Şimdi bununla ilgili ödeme zamanı geldi. Problem yaşıyoruz ama bunu hep beraber aşacağız. Şunu yapacağız. Devlet olarak biz böyle tasarruf yapacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bunu yoluna koyacağız. Bunu söyleyen şimdiye kadar çıkmayın. Bakın aslında siyasi kriz iyi yönetilemediği için ekonomik krize dönüştü. Ekonomik kriz aslında finans sektörünü çok etkileyecekken şimdi orayı teyit geçti. Reel sektör krizine dönüştü. Reel sektör krizi en tehlikeli kriz türü biliyorsunuz. İşletmeler batar, insanlar işsiz kalır, sokağa dökülür. Bir şey üretememeye başlarsınız. Bütün birikimleriniz yok olur, gider. Şunu düşünmüyor değilim arkadaşlar. Bunu da yazdığım için çok açık bir şekilde burada da söyleyebilirim. Hiçbir şey yapılmadığına göre acaba başka bir plan mı var diye düşünüyorum. Yani şöyle, benim şimdi dışarıda 100 milyar dolarım olsa, 150 milyar dolarım olsa bu ülkeye hiç müdahale etmem. Mart ayında gelirim. 100 liralık mallar zaten 10 liraya düşmüştür. Gelirim, hepsini satın alırım. Sermayenin el değiştirme sürecinde tamamlarım ülkeyi. Acaba böyle mi diye de düşünmüyor değil. Çünkü hiçbir şey yapıldığını görmediğimiz için bu tür garip sorular, deli sorular da kafamızı kurcalamıyor değil. Şimdi biz tabii ki danışmanlık yaptığımız şirketlere krizde nasıl önlem almaları gerektiğini anlatıyoruz. İşte sigorta alacaklarını sigortalar nasıl, işte nakit satışa yönelilmesi, kimseye cari hesap şeklinde çalışılmaması, risklerin iyi tanımlanması anlamında bir sürü akıllar veriyoruz. Ama bütün bunlara rağmen nakit akışı yönetilemediği için ve en önemli problem biliyorsun Türkiye'de bir öz kaynak problemi var. Bankalardan alınan kredilerle dönen bir çarp var. Bankalar da ciddi borçları olduğu için biliyorsunuz geçenlerde Akbank geçen yıla göre 2 kat maliyette 980 milyon doları bir yıl uzattı. Bu aslında olumlu. 2 kat maliyetle de olsa başlangıç anlamında olumlu bir şey olarak görüyorum. Bir de bu şöyle bir algı var. Türkiye'de yabancıların döviz aldığı gibi böyle bir saçma sapan bir fikir var ortada. Size şunu söyleyeyim. 25 Eylül'e kadar olan 25 Eylül'den geriye 2 hafta içinde Türkler dolar alıyor. 6 milyar dolardı 2 haftada aldıkları var. İnsanlar sisteme güvenmiyor. Neyi var ne yok dövizi diyor. Bunu kırmanız lazım. Bu arkadaşlar ne yaptılar? Döviz, bankada döviz tutanların stopaj oranını yükselttiler. TL'de düşürdüler. Şimdi bu Türkiye'de yaşayan normal zekalı, ekonominin içinde olan herkes şunu bilir ki bir insan dövizini, parasını dövize çevirip bankada tutuyorsa faiz beklentisi yoktur. Evde saklarım çalınır, hırsızlık olur diye düşündüğü için bankada tutayım, 3-5 faiz gelir, ne gelirse o. Bu düzenlemeden sonra ne oldu? Cumhuriyet tarihinin en yüksek döviz tevdiat hesabı oluştu bankalarda. Demek ki bir yerde bir problem var. Sizin önerdiğiniz, size akıl verenler bu işleri bilmiyor. Hep yanlış sonuç. Şimdi ne oldu sonuç itibariyle? İnsanlar sürekli dövize dönerek mevduatlarını korumaya çalışıyorlar. Çünkü güvenmiyor. Güvenmiyor. Ve bu stopaj eksin düşürülmesine rağmen maalesef orada da başarı sağlanamadı. Çünkü yani döviz gelir elde edenler veya döviz mevduatı sahibi olanların faiz beklentisi olduğu için düşünüldüğünü varsayıyorum. Bu da böyle bir şey doğru değil biliyorsunuz. Şimdi bundan sonra ne yapılabilir veya biz ne yapabiliriz diye baktığımızda şimdi biliyorsunuz bir yeni ekonomi programı açıklandı. Biz de oradaki oradaki vergi geliri hedeflerine baktıysanız felaket. 664 yani 600'den 664'e çıkıyor. Milyar liraya çıkıyor vergi gelirleri. Şimdi vergi gelirinin artması için ne olması lazım? Ekonomik hareket olması lazım.
Şimdi siz satın alma gücünüz azalmış, harcamaları kısarken kim para harcayacak da siz KDV tahsilatınızı artıracak ya da kurumlar vergisi tahsilatınızı artıracak. Bir de şunu söyleyeyim. Devletin bundan bu önümüzdeki 3 yıl içinde kurumlar vergisi alma şansı yok. Neden? Şirketler borçlu değerleme yaptı, kur farkı giderleri 3 sene 4 sene götürür. Bir kere orada ciddi bir problem oluşacak. Biliyorsunuz en yüksek ÖTV'yi benzinden alıyorduk. Şimdi onu devlet karşılıyor. Bir müddet daha öyle gidecek gözüküyor. Enflasyon hedefi, yeni ekonomi programının kur hedefi daha şimdiden olamayacağı gözüküyor. Tabii biz bu ülkede yaşıyoruz. Hiçbir zaman birilerine muhalefet etmiş olmak için değil, gerçek neyse onu ifade etmeye çalışıyoruz. Yani bu ülke gerçekten güzel yönetilsin, 25 bin, 30 bin dolar milli gelir olsun. İnsanlar çocuklarını, ya 85 bin Türk 5 yıl içinde İngiltere'ye taşınmış Londra'ya. 12 bin biliyorsunuz zengin son 3 yıl içinde başka ülke vatandaşlığına geçti. Bunların hiçbirisi olmasın, beyin göçü olmasın, Türk insanı Türkiye'de yaşasın, okusun. Okusun diyoruz, Türkiye'de bakıyoruz matematikte 184 ülke arasında 104. sıradasınız. Fizik dersinden bir tane bile doğru ya, ortalaması bir olmayan bir sonuçlar var. Gerçekten çok kötü bir dönemdeyiz bu dönem. Her alanda, sadece ekonomide değil, eğitimde, bütün alanlarda çok zor bir dönemdeyiz. Buradan çıkılabilir mi? Çıkılabilir. Şimdi biliyorsunuz 2014 yılında da Rusya'da benzeri kriz olmuştu. O dönem Putin şunu yaptı değerli arkadaşlar. Ekonomiyi çok iyi bilen insanlardan 10 kişilik bir heyete böyle siz bundan sonra sorumlusunuz, ben hiçbir şeye karışmıyorum kardeşim dedim. Ve o insanlar getirdiler. Şimdi bugün çok daha iyi bir noktaya getirdiler. Hiçbir işe karar. Yani faizi arttıralım arttırmayalım diye Putin'e sormadı. Ekonominin gerekleri neyse bunlar yapıldı ve bir yola girdi. Ama Türkiye'de bu başkanlık sisteminin de etkisiyle veya 3 yıldır yaşanan süreç nedeniyle herkes her şeyi bir kişiye sorma ihtiyacı hissediyor. O kişi de her şeyi bilemediği için hem zaman kaybı oluyor hem de çok fazla yanlışlıklar yapılıyor. Tabii yazın çok Türkiye'nin en önemli holdinglerinden birinin sahibiyle bir yerde karşılaştık. Hep bunlardan bahsettik. En sonunda bana dedi ki, sen dedi niye kafanı takıyorsun dedi. Senin benim gibi yaşayan 2 milyon bu ülkede dedi. Diğer 79 milyon halinden memnun, boş ver, sen kendi işine bak. Şimdi böyle bir yaklaşım da var. Yani sonuçta ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyden etkilenmeyen bir grup var. Biz de onlar adına telaşlanıyoruz ya, bu ülke daha iyi olsun, daha iyi koşullarda yaşayalım istiyoruz. Telaşlanıyoruz, ifade ediyoruz. Ama sonuç çok değişmiyor. Ben bu ülkeye inanıyorum arkadaşlar. Bütün bu sorunlara rağmen dirayetli bir yönetimle işi bilen insan, yani işin ehli insanlar bir araya getirilerek bu sorunlar çözülebilir. Ama bu çizgi devam ederse korkarım ki ya parası olanların da sokağa çıkamayacağı, böyle arabanın camından böyle daha önce Brezilya'da yaşanmıştı. Saatinizle beraber elini çıkardığınızda kesip alıp götürdükleri bir dönemde olabilir Türkiye'de. Ama kötü bir dönemdeyiz. Her açıdan kötü bir dönemdeyiz. Biz bu ülkeyi seven sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak tabii ki sorumluluk aldığımız firmalarımızın daha iyi olması için gerekenleri yapıyoruz. Ama sonuçta genel ekonomik yapı ve bu kötü psikoloji düzelmediği sürece de önümüzde çok iyi bir tablo söz konusu değil. Gerçekten yani elektriğe yapılan zamları görüyorsunuz, doğalgaza bu kışın nasıl geçeceği ayrı bir konu. Biz yine başkaları için üzüntü duyuyoruz ama bunları da ifade etmek durumundayız. Şimdi biraz önce söyledim, yani enflasyonla mücadele için işte 150 firmayı topla, %15'ten az olmamak üzere indirim yapmayla enflasyonla mücadele edebileceğini düşünen insanlar için de çok fazla bir şey söylemeye gerek yok diye.
düşünüyorum. Umutlu olmak gerekir. Umudumuzu kaybetmememiz lazım. Birbirimize destek olmamız lazım psikolojik olarak. Ama ben son bir öngörümü söyleyip bitirmek istiyorum. Ben şöyle bir iddiam var. 15 Mart 2019'u hangi firma görürse ondan sonra o firma hiçbir şey olmayacaktır. Ama 15 Mart 2019'a kadar kim kalır onu bilemiyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.